Sazlıdere sahil kesiminin turizm alanının imar planlarını yaptık. Bununla ilgili 2006 yılından beri Saros Körfezi'nin imar planları yapılamıyor ve birçok kaçak yapıya da maruz kalıyoruz orada. Çünkü imar planlarımız yok. Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Keşan'a bağlı Sazlıdere Köyü'nün sahil kesimindeki imar planı ile ilgili konuştu. Sadece Sazlıdere bölgesinin imara açıldığını dile getiren Geçmiş, Saros bölgesinde şu an imara açılan, imar planlarını onayladığımız tek bir alan var. Sazlıdere Turizm Gelişim Alanı'ndaki sahilin belli bir kısmını imara açtık dedi. Vatandaşlarda ihtiyaç var. Yapmayın dememize rağmen birçok da kaçak yapı oluşması başladı. Dönemin valisi döneminde bakanlıktan il özel idaresine plan yapma yetkisi aldık. Yalnız Saroz'un Sazlıdere, bu toplumda yalnız anlaşıldı. Yalnız Sazlıdere köyümüzün turizm alanının bulunduğu kesim imar açıldı. İmar planları yapıldı, o da daha kesinleşmedi. Bir aylık askı süresi var, yakın zamanda o da olacak. Sonra bakanlığa gidecek. Bakanlık onayı verdikten sonra 18 uygulaması yapıldıktan sonra planlı alanlarda kalan evlerimiz var. Plansız alanlarda kalan evlerimiz var. Bunlar daha sonraki süreç içerisinde tespit edilecek ve orada imarlı bir alanla herkes bizi özel idareye müracaat ederek orada imarını, yapı kullanmalarını alarak inşaatlarını yapabilecek konuma düşeceklerdir. Ama yalnız Sazlıdere. Bizim açıklamamızdan sonra, bilhassa benim meclis başkanı olarak açıklamamdan sonra tüm Saroz'un imar planlarının yapıldığı ve imara açıldığı algısı yaratılmıştır. Onun için özel idarede büyük bir yoğunluk, büyük bir talep oluşmuştur. Ve valiliğimizle il özel idare imar ve kentsel eleştirmediğimiz özel genel sekreterimizle bu açıklamayı yapmak zorunda kalmıştır. Vatandaşın bilgilendirmesi açısından. Ben tekrar söylüyorum. O Saroz bölgesinde imara açılan, şu an imar planlarını onayladığımız İl Genel Meclisi'nde bir tek alan vardır. Sazlıdere turizm alanındaki, turizm gelişim alanındaki sahili belli bir kısmını imara açtık. İmar planlarını İl Genel Meclisi'nde onayladık. Şimdi bundan sonra Gökçetepe ile ilgili arkadan Gökçetepe ile ilgili bakanlıktaki çalışmalar devam ediyor. Henüz gelmedi sırasıyla. Bunlar bir zaman ve süreç alacaktır. Bunlar geldikten sonra Gökçetepe'yi İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi olarak imar planlarını yapacak. Daha sonrası yine bakanlıktaki çalışmalar bittikten sonra Sultaniçe, Gülçavuş, Yayla'nın belli bir kısmı gelerek diğer sonra imara olmayan birçok Saros Körfezi'nde yerler peyderpey İl Özel İdaresi'ne gelerek İl Genel Meclisi'nde imar planlarını yapılarak imara açılacaktır.